Herkese merhabalar. Bay Taktik'ten iyi akşamlar. Fenerbahçe ile kariyer yolculuğumuz devam ediyor. Ligin 4. haftasına gelmiş bulunmaktayız. Bu hafta kendi saha ve seyircimiz önünde Kayserispor'u ağırlayacağız. Zorlu bir maç olacak. Kayserispor 3 maç sonunda puan toplayamadı ancak bu tür maçlar her zaman tehlikelidir. Bakalım neler olacak? Maçtan önce çok hareketli günler yaşandı. Özellikle transferde. Onlar hakkında ben size bilgi vermek istiyorum. Ofise gelelim. Gelen kutusunda mesajlarımız var. Birçok oyuncuyla görüşme yaptık. Tabii kulübün içinde bulunduğu ekonomik durumdan dolayı, bütçenin darlığından dolayı daha ekonomik futbolculara yöneldik açıkçası. Mustafa Pek demek bunlardan biriydi ve görüşmeler devam ediyor. Beşiktaş kulübü ile 3 milyon euro karşılığında transfer etmek için anlaşmaya vardık. Bakalım nihai sonuç ne olacak? Peter Crouch, tecrübeli İngiliz golcü, eski bir Liverpool'lu Stoke City ile anlaşmaya varıldı. Ancak daha sonra Peter Crouch'un 20.000 euro maaş istemesi sebebiyle ve bu rakamın altına inmek istememesi sebebiyle görüşmeler tıkandı. Yine Jose Souza ile Milan kulübü arasında geçen görüşmelerimiz oldu. Milan kulübüyle görüşmelerimiz oldu ve 40.000 euro istiyor Jose Souza ve o görüşmede tıkandı. Takashi Usami, hazırlık kampındaki rakiplerimizden Augsburg'un sol kanat oyuncusuyla da görüştük ancak anlaşma sağlanamadı. Tek olumlu rapor, hatta transfer, kesinleşen transfer Ocak ayı için Malatyasporlu dinamik genç orta saha oyuncusu Nijeryalı Okechukwu Azubuike için anlaşmaya varıldı. 2 milyon euro karşılığında bu transfer kesinleşti. Malatyaspor kulübü bu oyuncuyu satmayı kabul etti. Orta sahaya hareketlilik getirecektir. Kuşkusuz dinamizm getirecektir bu oyuncu. Şimdi vakit kaybetmeden maça geçelim. Kadromuzu yapalım. Fenerbahçe Kayserispor maçı Kadıköy'de oynanacak ve bu sezon ilk kez çubuklu formayı bu maçta giyeceğiz. Kayserispor ise kırmızı formasını giyecek, sarı numaralı. Bu maçtan açıkçası çekiniyorum. Gerçekten çekiniyorum. Çünkü Kayserispor'un puanı yok ve aslında hak ettiği yerden uzak şu an sıralamada. Çok etkili oyuncuları var. Hücum oynamayı seviyorlar. Bu maçta bir takım önlemler alabiliriz. Kalede Kameni var. Savunmada Şikirtel, Mehmet Topal. Orta ikili de sol bek mevkinde Hasan Ali var. Hasan Ali'ye bir talimat vereceğim. Her zaman bindirme yapmasın bu maçta. Biraz daha dengeli oynasın Hasan Ali. Yine İsla'ya da aynı şekilde bir talimat vereceğim. Dengeli atak yapacak. Souza zaten defansif bir oyuncu. Mehmet Ekici 8 numara pozisyonunda Souza'nın yanında. Juliano forvet arkası. Aatif Chahechouhe'ya defansa geri dön talimatı vereceğim. Yine Alper'e de defansa dön talimatı vereceğim. Kulübemize bakalım. Volkan Demirel, Neustadter, Şener Özbayraklı, Uygar'ı çıkaracağım bu maçta. Van Persie 18'de olacak. Van Persie büyük ihtimal Celta Vigo ile anlaşamayacak gibi görünüyor. Ve ileriki haftalarda belki de bu maçta faydalanabiliriz, sonradan oyuna girebilir. Nabil Dirar yine kulübede. Valbuena, Van Persie, Soldado kulübede. Diğer oyuncular ise 18 kişilik kadroya alınmadılar. Evet, oyna diyelim. Maç öncesi böyle egzersizler, antrenmanlar var. Savunma antrenmanı. Bunları geçelim. Ve maç başlıyor. Maç için her şey hazır. Fenerbahçe Ülker Stadyumunda 4. hafta karşılaşması. Puanı olmayan Kayserispor bize konuk oluyor. Umarım İstediğimiz oyunu ve sonucu alırız maç sonunda. Kazanmamız lazım. Ligde Antalyaspor 4'te 4 yaptı 12 puanla. Beşiktaş 10 puanla 2. Medipol Başakşehir 10 puanla 3. Ve bizim maç eksiğimiz var. 9 puanla 4. sıradayız. 7 gol attık. Henüz gol yemedik. Keremovic ekranlara geliyor. Maç öncesi son derece sakin Keremovic. Giuliano dikkat çeken oyuncumuz. Son 3 maçta 3 gol attı. Zaten o 3 golün hepsini aynı maçta atmıştı. Giuliano yine en büyük kozlarımızdan biri olacak bu maçta hücumda. Fenerbahçe'nin 11'i ekranlara geliyor. Carlos Kameni, Hasan Ali, Şikirtel, Mehmet Topal, İsla, Mehmet Ekici, Souza, Şeşu, Alper, Giuliano ve Fernandao en uçta. Maç öncesi futbolcular birbirleriyle selamlaşıyorlar. Konuk takımı nezaketli bir şekilde ağırlıyoruz. Yine her zamanki gibi oyuncularımız kenetlendi maç öncesi. Kayserispor'un 11'i Silvio Lung, Güray Vural, Kucher, Kanabik, Levent Enguema, Baci, Jeffrey Bia, Denis Türüç, Asamoah Gyan ve Umut Bulut. Gerçekten çok tehlikeli bir hücum hattı var Kayserispor'un. Özellikle Ganalı oyuncu Asamoah Gyan'a ve Jeffrey Bia'ya dikkat etmemiz lazım. Denis Türüç bakalım nasıl bir performans gösterecek. Transfer teklifimiz var. Fenerbahçe'ye gelecek mi? Ama ben profesyonel bir oyuncunun bundan etkileneceğini açıkçası düşünmüyorum. Elinden geleni yapacaktır kulübü için. Fernandao Santra için her şey hazır. Maç başladı. İsla. Giuliano. Ekici. Souza. Sağ çizgiye. İsla. Kontrol etti. Taç. Taç atışı kullanacak takımımız. Mehmet Topal, Şikirtel. Dikkat et. Şikirtel uzun oynadığı Fernandao'ya doğru indirdi ama Levent topu kaptı. Şimdi şu sol tarafa karşı karşıya şut olmadı. Lung çıkarıyor. Silvio Lung çok başarılı bir pozisyonda işte. Giuliano kaleyi yokladı. Silvio Lung, tribünler destek veriyor yine takımımızda bu maçta. Korner için Mehmet Ekici köşe gönderine gitti. Mehmet Ekici kullandı korneri. Kafa vuruşu savunmadan. Etkili bir kafa vuruşu olmadı. Asamoah. İsla kornerlerde geride. Alper. Joseph. İsla iyi başladık. Alper. Fernandao. Fernandao döndü. Fernandao kaleyi karşısına aldı. Savunma çok kalabalık orada. Bir set ördü. Jeffrey Bia. Dikkat etmemiz lazım. Jeffrey Bia. Gerçekten çok etkili bir oyuncu. Kanat oyuncusu. Şimdi Şikirtel aldı topu. Giuliano kaptı. Atif'e doğru. Aatif çok formda. Aatif geçemedi Levent Gülen'i. Türüç'ten Bia'ya. Tehlikeli geliyorlar. İsa. Kameni. O bölgede kimse yok. Kayserispor ilk dakikalarda tehlikeli geliyor. Hasan Ali çok cesur oynuyorlar. Yani büyük takıma karşı oynamalarına rağmen tabi puansız olmaları da bunda etken. Buradan ilk puanı veya puanlarını almayı düşünüyorlar tabi, planlıyorlar. Giuliano'dan Hasan Ali'ye alkış aldı pas. Şeşu. Ah, geçmedi. Aman dikkat. Şikirtel. Umut'a çarptı top. Oyun alanını terk etmedi. Umut. Umut. Asamoah Gyan'dan çok estetik bir vuruş. Kameni. Kameni. İşte Asamoah Gyan. Maç öncesi söylediğim gibi çok etkili bir oyuncu Asamoah Gyan. Dikkat edilmesi gereken bir oyuncu. Korneri kullanıyor Bia. Kullandı. Kavisli bir top. Ekici Giuliano. Aman. Alın o topu. Aldık. Giuliano riske girme. Güzel. Alper. Sağ tarafa. Souza. Hızlı çıkmaya düşünüyor şimdi. Souza. İsla'ya doğru. İsla hücuma katıldı. İsla karşı karşıya. İsla vurdu. Yung. İsla son vuruşlarda tabi yeterli bir oyuncu değil. Bir bek oyuncusu. Alışık olmadığı bir pozisyon aslında İsla'nın. İsla'yı çok böyle görmüyoruz biz futbol sahalarında. İsla sürpriz bir şekilde koşu yapmıştı. Şimdi Mehmet Ekici korneri kullanıyor. Yine kafayı Kayserisporlar vurdu. Taç kullanacağız. Giuliano taç atışı için gitti. Keremovic ekranlara geldi. Kısa süreliğine Aatif. Hasan Ali. Ekici bıraktı. Souza. Sağa döndü. İsa. Souza. Souza. Fernandao. Düzeltti. Döndü vurdu dışarıya. Çok az farkla Fernandao. Formayı hak ettiğini ispatlamak istiyor yeniden. Fernandao özellikle iç sahada çok önemli bir koz. Fernandao sırtı dönük oynayabilen size'lı bir oyuncu. İri cüssesiyle Fernandao rakip savunmayı dağıtan bir oyuncu. Baci, Levent, Güray. Güray sol açıkta da oynayabilen bir oyuncu. Kucher. Şimdi Ekici. Ekici. Pas geçmedi. Kucher. Enguema'dan Bia'ya. Bia. Asamoah Gyan. Dikkat etmemiz lazım. Şikirtel girdi araya. Şimdi İsa. Hızlı hücum şansı olacak mı? Alper. Giuliano. Umut. Şikirtel. Giuliano. Araya girdiler. Asamoah Gyan. Asamoah Gyan. Aman dikkat. Şikirtel aldı onu. Şikirtel çok dikkatli. İsla kısa pas yaptı. Souza atağın yönünü değiştirdi. Sol kanada Hasan Ali'ye. Hasan Ali. Aatif. Geri döndü. Mehmet Topal. Tedbirli oynuyor yine de Fenerbahçe. Kayserispor'un önemli silahları var. Yani benim dediğim senaryo olabilir. Bir de golü bulmamız lazım. İlk golü bulmamız lazım. Kayserispor çok etkili bir ekip. Ve penaltı mı? Bakıyoruz. Kucher'in müdahalesi var Giuliano'ya. Yerde kaldı. Hakem o noktada Kucher'e sarı kart çıkacak mı? Çok tecrübeli bir oyuncu Kucher. Aleksandr Kucher. İşte Giuliano içeride müdahale %100. Net penaltı. Keremovic kart bekliyor. Yere şöyle bir çömeldi. Giuliano topun gerisinde bir penaltı kullanmıştı. Daha önce o da gol olmuştu. Giuliano, 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 Giuliano ve gol! Muhteşem bir penaltı vuruşu. Giuliano. Fenerbahçe 1, Kayserispor 0. Giuliano tribünlere gitti. Taraftarlarına gitti. Golden sonra Giuliano penaltılarda çok başarılı bir oyuncu. Direkten içeri girdi top. Giuliano. 4 golü oldu bu sezon. Toplamda Giuliano'nun. Giuliano'nun gol sevinci ekranlarda. Souza arkadaşına sarılıyor. 21. dakika. Fenerbahçe 1. Kayserispor 0. Çok iyi oldu bu. Umut başlattı oyunu. Baci. Kucher. Asamoah Gyan. Savunma dikkatli mi? Dışarıya. Çok net kaçtı Umut. Çok net kaçtı. Golden hemen sonra Umut Bulut müsait pozisyonda topu dışarı gönderiyor. Kayserisporlu oyuncu daha önce Ankaragücü, Trabzonspor ve Galatasaray formaları giydi. Aslen Kayserili Umut Bulut. İsa. Joseph. Orta sahanın yükünü çeken oyuncu. Şimdi Aatif. Aatif'tan topuk pası. Hasan Ali. İçeride kim var? Ortaya yaptı. Korner mi? Yung. Yung topu yakalıyor. Degajını yaptı. Orta yuvarlakta. Souza indirdi. Alper, Fernandao. Yanlış pas. Enguema da kaldı. Enguema gitmeye çalışıyor. Souza. Souza çok iyi toplar çalıyor. Fernandao düzeltti. Fernandao. Fernandao, topun şiddeti maalesef düştü orada. Şimdi Alper. Alper yapma. Alper çok çalışıyor. Şimdi Souza aldı topu. Pası Giuliano'ya. Kaleye baktı. Giuliano vurdu. Jung iyi yer tuttu. Souza bu arada sakatlık geçiren bir oyuncu var. İnşallah durumu iyidir. Fernandao bunalttık iyice Kayserispor'u ve topu taca atmakta buldular çareyi. 8 şutumuz var ilk 28 dakikada. İsla tacı kullandı. Kucher, Bia, Baci. Kapın o topu. Ortalanı bırakmamamız lazım. Umut etkili. Umut. Yaşlı kurt. Bia indiriyor. Savunmamız çok dikkatli orada. Şimdi hızlı hücum şansı Aatif aldı. Aatif geçecek mi? Aatif Fernandao'ya. Fernandao top önünde. Fernandao tek başına. Fernandao döndü. Fernandao ve maçın hakemi faulü veriyor. Maçın hakemi faulü işaret etti. Fenerbahçe kullanacak takımımız. Sol taraftan topun başında Aatif. İçeri süzüldü top. Bu arada Alper Potuk sanırım. Sakatlığı var. İlk yarı belki idare edebilir. İsla, Alper, Mehmet Ekici, Hasan Ali. Aatif'a doğru geçmedi Levent. Levent stoperde de oynayabilen bir oyuncu, sağ bek. Şotar Veladze döneminde Kayserispor'a gelmişti. İsla, Hasan Ali. Fenerbahçe oyunun kontrolünü iyiden iyiye almış durumda. Şikirtel. Paslaşmalar Fenerbahçe takımında. Souza, Ekici, Giuliano'ya geçmedi. Denis Türüç aldı. Umut Bulut. Umut. Souza çok iyi toplar kapıyor. Orta alanda Alper pasını aktarıyor. Fernandao yandan açtı. Alper Potuk. İşte Edin Visca Başakşehir'den Fenerbahçe'ye gidiyor mu? Takımımıza katılacak mı? Merak konusu. En flash transferimiz olacak kuşkusuz. Eğer gelirse Ocak ayı itibariyle Edin Visca çok güç katacaktır takımımıza. Yıllardır Başakşehir'de çok istikrarlı bir görüntü çiziyor Edin Visca. Silvio Lung kullandı atışı. Alper, bu arada oyuncu değişikliği işareti verilecek birazdan. Yedek kulübesinde bir hareketlilik var Fenerbahçe'de. Kim girecek? Dirar mı? Valbuena mı? Yani Alper çıktıktan sonra şimdi 1-0'da öndeyiz. Acaba bir Valbuena hamlesi gelir mi? Yoksa daha defansif bir oyuncu olan Dirar mı girer? Merak konusu. Giuliano, Alper. Alper'den güzel top. Fernandao! Brezilyalı hiç bekletmeden vurdu. Muhteşem vurdu. Gelişine vurdu. Fernandao Kadıköy'ün golcüsü oldu. Akhisar maçında da bir golü vardı. Şık bir gol atmıştı. Bugün de yine deplasmanlarda atamasa da şu ana kadar iç sahada Fernandao çok etkili. İşte müthiş vuruyor. Fenerbahçe 2, Kayserispor 0. Fernandao iğne deliğinden geçiriyor topu. Lung uzanamıyor. 2-0 fark 2. Keremovic'in büyük coşkusu. Keremovic son derece rahatladı. Şimdi bir hamle gelebilir. Fernandao'nun da bu sezon Süper Lig'de attığı ikinci gol bu. Evet, vakit kaybetmeden hemen Alper'in durumu düzelmeyecek. En azından riske etmeyelim. Valbuena oyuna girecek. Sağ tarafa geçiyor Alper'in yerine. Maç içerisinde kanat değişikliği olabilir tabii. Chahechouhe arasında. Valbuena, Alper Potuk değişikliği. Kayserispor'a karşı önlem de alıyoruz aynı zamanda maç öncesi. bir takım talimatlar verdik oyunculara. Yani öne geçmemiz çok önemli. İki farklı öne geçmemiz çok daha iyi oldu. Bu arada müthiş bir vuruş. Uzak köşeye Bia'dan. Orada çok basit bir top kaybı yaptık. Kameni uzanmıştı. Kameni, yavaş hareketler. İşte Kameni'den tabii profesyonelce hareketler. Topa sahip olma %61, %39 öndeyiz. Zaten her maçta bu topa sahip olma oranı yüksek oluyor. Asamoah Gyan'a doğru hızlı top. Maçı çevirebilecek mi Kayserispor? Giuliano şu ana kadar savunma oyuncularına zorluk çıkarıyor. 3 şutu var. 3'ü de kaleye buldu ve bir tanesi gol oldu penaltıdan. Ve bu arada korner kararı çıktı. Deniz Türüç sol ayak topun başında baktı arkadaşlarının dağılımına, ortasını yaptı. Şimdi Valbuena çok başarılı orada. İsla, taç bizim. İsla, Şikirtel, Soza, İsla, Giuliano, İsla, Valbuena, Soza sola döndü. Hasan Ali, Aatif. Antalyaspor'u yakalayacağız eğer kazanırsak. 12 puanı olan tek takım Antalyaspor. Dikkat etmemiz lazım. Kayserispor etkili gelmeye çalışıyor. Şikirtel, aman! Umut! Hakem topa dedi. Ekici, Hasan Ali, Soza, Giuliano, İsta, Valbuena, Güray Vural, Bia, hızlı hücum şansı, Bia ve ilk 45 dakikanın son düdüğü. Fenerbahçe 2, Kayserispor 2. Bakıyoruz, ilk yarıda 9 şut atmışız, 6'sı kaleye bulmuş. Rakip 4 şut atmış, 2'si kaleye bulmuş. %60'a %40 topa sahip olma oranlarında üstünlüğümüz var. İlk yarıda herhangi bir kart çıkmadı. Fenerbahçe için işler iyi gidiyor. İkinci yarı başladı. Asamoah Gyan, Umut Bulut ve Baci. Stefan Baci, Kucher, Bia, Goemo. Geçirmedi orada. Bravo. Şimdi Giuliano. Giuliano kısa düştü. Levent. Aldı. Bravo. Soza. Valbuena. Soza'dan sol tarafa. Hasan Ali. Ekici. Derinlemesine bir top. Kucher. Umut. Dikkatli olmamız lazım. Baci yerden ve top dışarıda. Umut Bulut burada yakın mesafeden topu dışarı gönderiyor. Deniz Türüç'ün tepkisi. Kale vuruşu kullanıyor Kameni. Dakika 49. Hasan Ali. Mehmet Ekici'den Giuliano, Aatif. En sağa döndü İsla, Joseph, Mehmet Ekici, Hasan Ali'den güzel pas. Giuliano çekti topu. Giuliano geçemedi. Joseph, Fernandao sağa döndü. İsla atağa katıldı. İsla ortası, Fernandao şut, Jung çok güzel vurdu. Çok sert vurdu Fernandao. Aatif orta, Fernandao olmuyor. Fernandao alkış alıyor. Sezon başında Soldado ve Van Persie gibi yıldızların arkasında kalacağı söyleniyordu ama Keremovic sadece ilk hafta dışında ilk 11'de şans verdi Fernandao'ya. Bir mesaj aynı zamanda, çalışan azmeden formayı alır diyor Mehmet Ekici. Fenerbahçe çok rahat oynuyor. Tabi zaman zaman kalemizde de tehlike görüyoruz ama istediğimiz gibi oyunun temposunu ayarlayabiliyoruz. Gördüğünüz gibi Giuliano. Giuliano'dan Aatif'a. Aatif topu aldı. Aatif geçebilecek mi? Aatif baktı içeri. Ortasını yaptı. Şut Giuliano. Gerçekten Fenerbahçe takımı işin görsel kısmını da iyi yapıyor. Futbolun doğrularını da iyi yapıyor. Taraftar mutlu. Bu tarz maçlarda puan kaybına tahammülümüz yok. Şu ana kadar herhangi bir derbi maçı oynamadık. Bunları kayıpsız atlatmamız lazım. Hasan Ali. Aatif. Enguema. Al onu. İsla. Asamoah Gyan. Deniz Türüç'ten Bia'ya. Deniz Türüç. İki kişi arasında nasıl geçiriyorsunuz onu ya? Şikirtel. Aatif. Giuliano sağ taraftaki arkadaşı Valbuena'yı gördü. Valbuena topu kontrol etti. Valbuena. Orta yuvarla. Ekici. İnce pas düşündü, olmadı. Asamoah Gyan. Ekici araya girdi. Ekici de alkış alıyor. Mehmet Ekici. Hasan Ali. Ekici. Joseph Ekici. Giuliano. Hasan Ali. Aatif. Aatif kaldırdı topu. Ekici'ye verdi sonra. Souza. Ekici. Aatif. Giuliano. Kaleye. Jung yalnız farkı önledi bugün. Çok önemli kurtarışları var ve Fernandao Boldrin etkili bir oyuncu, o da oyundan anlıyor. Daha hücumcu bir oyuncu. Enguemo'nun yerine oyuna girdi Kayserispor'da. Şumidika değişikliğini yaptı. Ekici. Hava topunu alacağız mı? Bir kafa Souza. Çizgi üzerinde Güray. Giuliano. Kaptırma. Boldrin. Giuliano. Basın ona. Basın. Boldrin hala top onda. Şimdi Aatif. Hasan Ali. Ekici'ye gelmedi Levent. Fenerbahçe'de de bir oyuncu değişikliği hazırlığı var. Aslında işler iyi gidiyor ama bu arada Valbuena sakatlandı mı yoksa? Ekranlara geldi. Genelde bu tür durumlarda ekrana gelir oyuncu. Ekici. Giuliano. Evet, Valbuena'da da bir sıkıntı var. Zaten Alper'in yerine girmişti sakatlanan. Ne şanssızız. Ya, tabii sezon ilerledikçe sakatlıklar artacak. Bunlara da önlem almamız lazım. Ona göre bir kadro oluşturmaya çalışıyoruz. Valbuena hala sıkıntılı. Riske etmeyeceğiz Valbuena'yı. Valbuena yaklaşık yarım saat oyunda kalabilecek. Aatif ve elle müdahale, atış Fenerbahçe'nin. Oyuncu değişikliği. Silvestre Varela yine hücumda etkili bir silah. Umut Bulut bugünün hareketli oyuncularından biriydi aslında Umut. Oldukça zorladı savunmamızı. Biz de Valbuena'yı kenara alacağız. Mathieu Valbuena yerini Nabil Dirar'a bırakıyor. 71. dakikada Nabil Dirar oyuna giriyor. Valbuena şanssız bir sakatlık. Ama uzun sürmez sanırım bu sakatlık. Valbuena'yı biz tedbir amaçlı aldık oyundan. Aatif. İçeri gönderdi. Bir kafa Kayserispor savunması. Mehmet Ekici. İki değişiklik yaptık. İkisi de mecburi. Souza'dan Hasan Ali'ye. Hasan Ali içeri baktı. Fernandao. Soldado da hazırlık yapıyor Fenerbahçe'de. Fernandao genelde 90 dakika kalmıyor sahada. Ekici bugün Neustadter giremedi. Belki de alacaktık ama. Orta saha direnci için Mehmet Topal'ı genelde orta sahaya çekiyoruz. Neustadter girdikten sonra Aatif taca. Aatif'in şutu taca gitti. Son haftaların formda ismi Aatif. Ryan Mendes son değişikliği Kayserispor'un Jeffrey Bia oyundan alınıyor. Görüntüde Ryan Mendes. Fenerbahçe'de de bir değişiklik var. Kimi alalım? Evet, Fernandao'nun yerine Roberto Soldado oyuna girecek 75. dakikada. O kadar transfer ücreti verilmiş. Yıllık maaşı çok yüksek bir oyuncu Soldado. Oynaması gerekiyor. Ondan da beklenti büyük. Roberto Soldado girdi oyuna 75'te. Şimdi hadi. Ekici. Çok azimli. Ekici. Havadan. Sol. Giuliano'ya gelmedi. Baci. Varela. Mendes. Dikkat etmemiz lazım. Savunmanın arkasına kaçırmaya çalışıyorlar. Varela çok iyi top. Şut. Kameni. Gole izin vermedi Kameni. Sezon öncesinde taraftarın güvenmediği isimlerden biriydi Kameni ama ilk 4 haftadaki performansı gerçekten şaşalı. Kameni burada da çok başarılı. Denis Türüç. Gollemek istemiyoruz. Bu ünvanımızı korumak istiyoruz. Dikkat et. Deniz ortası Kameni. Bravo. Şimdi Aatif. Ekici. Giuliano. Soza. Ekici. Aatif. Şimdi Soldado. Sağa geçmedi. Geçmedi Dirar'a. Deniz Türüç. Sol tarafta Deniz Türüç. Kanat değiştirdi. Şimdi Şikirtel. Mehmet Topal. Bu maçta diziliş anlamında değişikliğe gerek duymadık. Skor iyi gittiği için sadece oyuncu değiştirdik. Zaten 2 oyuncu değişikliğimiz mecburiyetten oldu. Soldado. Biraz hareketlenmesi lazım. Bu formayı nasıl kapacak Soldado bu performansıyla bilmiyorum. Türüç. Şikirtel. Aatif. Soldado. İyi top. Giuliano. Giuliano. Offside. Offside. Geç çaldı düdük. Keremovic hala sakinliğini koruyor. Yani 2-0'a rağmen takımının rehavete girmesini istemiyor tabi. Son derece temkinli Keremovic. Soldado. İyi top. Soldado açılmaya başladı. Aatif. Soldado. Çok klas. Çok klas. Çok klas. İnanılmaz bir gol. Roberto Soldado. Gerçekten eliyle attı sanki. Eliyle attı sanki. Eliyle atsa belki bu kadar denk getiremeyecektik. Gerçekten inanılmaz. İşte Soldado. Harika bir gol. Soldado. Tekrar izliyoruz Soldado. Fenerbahçe 3 yaptı. Harika bir gol Soldado'dan. İspanyol oyuncu moral oldu onun için. Fernandao'nun gerisinde kalmıştı. Van Persie de var daha takımda. Henüz gidip gitmeyeceği belli değil. Yani bu oyuncumuzun formda olması, hepsinin birden formda olması gerçekten büyük bir avantaj. Bizim elimizi güçlendirir. Şimdi Kayserispor hata. Orta geldi Şikirtel. İsla. Çok soğukkanlıyız. Hızlı çıkın. Faul. Faul. Mehmet Topal. Kullandı atışı. Mehmet Ekici. Mehmet Ekici kaptırdı Baci. Bir faul daha dedi. Fenerbahçeliler acele etmiyor. 3-0. 88. dakika. Şikirtel. Mehmet Ekici bir de kaleyi o mu yoklayacak ama çok farklı bir şekilde biraz fanteziye kaçtı Mehmet Ekici ama Fenerbahçe taraftarı son derece memnun. Oyuncuların gösterdiği performanstan, teknik heyetten inanmış durumda şu an. Şampiyonluk şarkıları söylenmeye başlandı artık. Lig öncesinde öyle çok büyük bir iddiamız yoktu. Mevcut durumdan daha ilerisini ve hedefliyorduk. Takımı geliştirmeyi düşünüyorduk. Ama şu an yarışmacı bir takım da oluşuyor sanki. Kayserispor'un ataklarından biri Kanabıyık da artık santrofor oynamaya başladı. Efsane futbolculardan Oman Bıyık'ın yeğeni Kanabıyık. Eski Kamerunlu milli futbolculardan Oman Bıyık'ın yeğeni Hasan Ali. Chahechouhe. Çok güzel top. Soldado. O da havaya girdi. Soldado. Soldado korner. 90+4 oynanıyor. Kadıköy'de bu gece bitmesin diyor Fenerbahçe taraftarı. Kaleci Silvio Lung korner demiştim ama hakem out noktasını işaret etti. Aatif. Pas. Giuliano. Geçmedi. Umarım sakatlıklar ciddi değildir. Uzun süreli değildir. Alper ve Valbuena'nın çok ihtiyacımız var. Giuliano dışarıya. Hakikaten her gelen vuruyor. İşte Giuliano. Bir de o yokladı kaleye. Keremovic'in heyecanı. Sağ kenarında hiç oturmuyor Keremovic. Fenerbahçe endişeliydi maçtan önce. Kayserispor'un hiç puan alamaması ve 90 dakika sona eriyor. Kayserispor'un hiç puan alamaması Fenerbahçe'yi endişelendiriyordu ve Dirar'la Şikirtel'in ve diğer oyuncularımızın birbirine sarılması. Kucher üzgün. İlk golde penaltıyı yaptırdı. 7 şut attı bugün Giuliano. Kaleyi yokladı devamlı ve bir golü var penaltıdan attığı gol. 3-0'lık skor. Moraller yerinde. Giuliano, Fernandao ve Soldado'nun golleri. Maç bilgileri. Fenerbahçe 19 şut attı. 12'si kaleye buldu. Kayserispor'un 7 şutu var. 3'ü kaleye buldu. Fena değil aslında deplasman takım için. %61'e %39'luk topla oynama yüzdeleri var. Oyuncu reytinglerinde maçın adamını merak ediyorsunuz. Biliyorum. Şikirtel 9.4 puanla maçın adamı seçildi. Başarılı pası 23'te 21. Başarılı dribling 9'da 8. Top kazanılan müdahale 5'te 5. Bütün oyuncularımız çok iyi oynadılar. Önemli bir galibiyetti. Moraller iyice yerinde. Fenerbahçe 4. hafta sonunda Kayserispor'u yenerek puanını 12'ye yükseltiyor. Bugünkü yayınımızda burada sona eriyor. Bay Taktiği izlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın.